Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Körpınar. Bugün sizlere bir tane ürün tanıtacağım. Bu ürünü kendim yaptım ve kendim buldum. Bu bir deneme yanılma yöntemiyle elde edilen bir ürün. Bu ürün ne derseniz, önce elimde bulunan ürünleri sayayım size. Bir tane akvaryum hava taşı. Bir tane akvaryum 3 yollu vana. Akvaryum hortumları. 5 litrelik plastik şişenin kabı, 2 tane 5 litrelik plastik su, damacana diyelim buna. Bir tane daha elimizde var, 2 tane olacak. Bunda asıl amaç nedir diye soracaksanız, elektriklerimiz gittiğinde gece sessiz ortamda, gece uyuyamayan akvaryumun ses motorunun sesinden uyuyamayanlar için, özel olarak akvaryumlardaki balıklara hava vermek için elde ettiğimiz bir ürün. Lütfen bu ürünü eğer sizler de yaptıysanız ve bunun videosunu çekiyorsanız, bunu Mehmet Körpınar'ın fikri olarak aldık diye söylerseniz beni çok mutlu edersiniz diye söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız? Çok etkili ve çok basit. 5 litrelik bu videoyu telefonla çektiğim için biraz görüntü kalitesi düşük olabilir ve titreyebilir ya da tam çekememiş olabilirim. Şimdiden hepinizden özür diliyorum. Arkadaşlar, önce şunu anlatayım size. Bu akvaryum hortumlarını alıp plastik şişenin ağzındaki kapağı deliyoruz. Bakın, burada iki tane delik yaptım. Biri uzun, biri kısa. Diğerini akvaryumun hava taşına bağladım. Birini de tepeden gelen su için bağlayacağız. Bu biraz uzun olursa çok iyi olacak arkadaşlar. Çok iyi olacak çünkü suyun gücünü kullanarak, adamlar suyun gücünü kullanıyor, elektrik üretiyor. Biz neden suyun gücünü kullanarak akvaryumumuzdaki balıklarımıza hava vermeyelim? Yani insan beyni o kadar güzel bir şey ki, insan düşündükten sonra elde edemeyeceği hiçbir şey yok. Biraz çaba, biraz imkanlar, biraz da düşünme. Ben şimdi size önce biraz anlatayım ne yaptık mı. Bu vanayı, üçlü vanayı, gerçi bu tekli vana da olabilir. Tekli akvaryum vanalar var ya, onlar da olabilir. Ama ben üçlü kullandım. Elimde tekli vana olmadığı için bunu alttaki, aşağıdaki hortum şeye bağlayacağız. Pet şişeni kapatıp bağlayacağız. Önce şunu kapatalım. Bakın, bu boş. Bunun içinde su yok. Kapadık. Bu şekil kapandı. Üçlü vana da, diğerinde ise vana yok. Eğer isterseniz buna da vana takarak hava taşınızın havasını kontrol edebilirsiniz. Ama ben şu an suyu damla damla vereceğim için onu kontrol etmek istiyorum. Bunu aşağı koyduk. Aşağıda. Bu ise büyük akvaryum yukarıdaki bulunan suya takıp geçiriyoruz. Bakın, şu an size biraz göstereyim. Şu an hortuma taktım. Pet şişeye hortuma geçirdim. Yani takıyorum. Özür dilerim. Yani karmaşıklık oldu biraz. Pet şişenin içine hortumu daldırdık. Böyle dersek daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi ise aşağıda bulunan akvaryum ne düşünün, ya pet şişeyi düşünün. Gerçi bunu siz akvaryum olarak şu hortumu geçireceksiniz. Bizim elimizde şu an akvaryumumuz olmadığı için hava taşı olan akvaryumu koydunuz. Ben şimdi elimde akvaryum olmadığı için buraya hava taşını koydum. Bakın, görüyorsunuz, hava taşını koydum. Hava taşını da görüyorsunuz. Biraz karanlık olabilir. Aydınlandı. Perdeyi çektim. Ondan sonra biraz şurayı çekersek, şu aşağıdaki pet şişeyi. Bu pet şişeyden suyu çekiyoruz şuradan. Aşağı doğru akmasını sağlıyoruz. Çektik. Su akacak. Su akmaya başladı. Su akmaya başladı. Bundan dolayı şuradaki hava taşımızda bulunan havayı biraz basıyoruz. Kendi nefesimizle hava biraz verelim. Bu da çıkmıyor. Neden acaba?
Evet, çıktı. Havayı verdim. Şimdi buna üstteki hava akvaryum, siz bunu akvaryuma koyduğunuzu düşünün. Ve şimdi hava var, basmaya başlayacak. Bakın o yavaş yavaş hava geliyor. Biraz suyu açalım ve su verelim. İçerideki bu aşağıda bulunan basıncı kullanıyor. Yer çekimi kullanarak biz hava basıyoruz suyun gücüyle. Aşağıdaki, bakın size aşağıdakini göstereyim. Evet, bakın şu aşağıdaki su damlıyor. Gördünüz mü? Su yavaş yavaş damlıyor. Bu suyun içindeki basınç ayarlandığı anda, buraya su ver, şey hava verecek. Su onun gücünü kullanacak. Ben bunu denedim. 2 saat 5 litrelik şey 2 saatte bir hava veriyor. Yani bu 5 litrelik bir su bidonu 2 saat boyunca akvaryumunuzdaki balıklara hava basacak. Yani düşünün, bir tane büyük bir bidon olsun evin çatı katında ya da akvaryumunuzun yükseğinde olsun ve aşağıda da aynı boyda bir plastik bidon koyun. Sürekli onun basıncını sağlayın. Arada gelip gitsin. Biraz şey yaptıktan sonra bu aşağıdakinde basınç sağlandığında akvaryumunuza hava basacak. Temel şey bu. Yer çekimini kullanarak hava vermedir. Yer çekimini ve suyun gücünü kullanarak hava basmaktır. Şimdi olmadı. Bakın başladı. Şu an vermeye başlayacak. Bakın küçük küçük veriyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama küçük küçük bir kabarcıklar çıkıyor. O kabarcık, bakın şimdi. O kabarcıklar, bakın gördünüz mü? Basıncı sağladığı anda, içerideki basıncı sağladığı anda basacak. Bu 2 saat boyunca 5 litrelik su 2 saat veriyor. 10 litre olsa 4 saat. 15 litre olsa 6 saat. 20 saat olsa 20 ile 2 çarp 8 saat. 8 saat boyunca size kesintisiz hava basacak. Bakın görebiliyor musunuz? Tam bilmiyorum ama yakınlaştırayım. Görebilecek misiniz? İyice yakınlaştırayım. Bakın hiçbir şey yok. Şimdi inanmayan arkadaşlar olacak. Diyecek ki şey basıyor. Hava basıyor. Alakası yok. Gücünü kullanıyorum sadece ben. Suyun gücünü ve havanın gücünü şeyini kullanıyorum. Bakın görün. Elimde bakın. Bakın bu sürekli hava basacak. Kesintisiz 2 saat boyunca hava basıyor. Görüyor musunuz? Bu gerçekten çok iyi bir şey. Bir buluş diyebilirim. Gerçi de buluşlarla bu tür şeyler basit şeyler aslında da insanoğlu çabalasın. İnanın ki çok şeyler bulabilir. Bakın hiç kesintisiz. Siz şunu akvaryum olarak düşünün. Siz burayı bir akvaryum olarak düşünün. Bakın görüyor musunuz? Havayı. Hava nasıl basıyor? Hava motoru aldım. Bozuldu. Elektrik gitti. Hava veremiyorum balıklara diyorsunuz. Çok sesli. Ben gece çekmek istiyorum ve uyumak istiyorum diyorsan bunu denerim. İnanın ki sadece suyun sesini duyuyorum. Suyun içindeki havanın çıkışını duyuyorum. Pişt diye bir ses duyuyorum sadece. Sadece şu sesi duyuyorum. Siz de duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz bunu yapıp dinlerseniz sadece suyun çıkışındaki sesi dinlersiniz. Hava motoru tor 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 tor. Bakıyorum arkadaşlara. Yok, step motor bul. Bir tane balon bul. Kap bul. Onu ona geçir de hava üret. Step motoru git bilmem elektriğe tak. 12 volt elektriğe takıyormuş. 5 volt elektriğe takıyorum. Ne uğraşacağım be kardeşim? Al bundan yap. 2 saat boyunca çalışsın. Hem akvaryumun için su dinlensin devir daim olarak hem de hava bas. Kardeşim ne uğraşacağın o tür adam almış step motoru yok oyuncaklardan çıkıyor. O motoru nereden bulacaksın? Yok bilmem neyi nereden bulacaksın? Al ben sana bu fikri veriyorum. Al kullan bu fikri. Bak bu fikri bulamazsın.
İnanç bulamazsın. YouTube'da git ara bulamazsın. Ne dersen et bulamazsın. Ama ben sana bu fikri veriyorum. Fikirler paylaştıkça çoğalır. İnsan paylaşacak. Bunu ben düşünmüşüm. Bu benimle mezara kadar gittikten sonra neye yarar? Ama ben seninle bunu paylaştığımda sen çıkıp dersen ki ya ben bunu Mehmet Körpınar'dan gördüm. YouTube'da Mehmet Körpınar bunu yaptı. Ben bunu o arkadaşa teşekkür ederim. Ya da bir mesaj yazarsın bir şeyin altına, videonun altına bir yorum yazarsın ya da Gmail'den mesaj yazarsın. Teşekkürler arkadaşım, bu fikrin çok güzel. Biz bunu kullanıyoruz. Yani şunu büyüt ya. Şu pet şeyi büyüt. 10 litre yap. 20 litre yap. 80 litre yap. 100 litre yap. 100 litre yap. Al. Altına da 100 litre bir tane şey koy. O artık sabaha kadar. Bak buradaki de damla damla. Damla damla damlıyor ha. Damla damla. Bak görüyor musun? Şimdi o çıkartayım size. Onu da video telefonumu çıkartayım. Onu da göstereyim size. Bakın damla damla. Bak damla damla damlıyor. Hiç şey yok. Bak. Hiçbir şey yok ha. Sonra demeyin hava motoru takmış. Arkadaş yok bilmem ne yapmış. Al. Al sana bir hava motorundan daha güzel hava veriyor kesintisiz. Bak. Şimdi şuradan su çıkıyor. Bak görüyor musun? Bak buradan hava bastığı yerde su var. Bir damla. Bak bu basıncı görebiliyor musun hortumun içinde? Kardeşim. Bazı arkadaşlar geçen bir şey oku şey yaptım. Arkadaşım bir tanesi çıkmış bana küfür ediyor. Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Ben bunu biliyordum. Ben bunu yaparım. Ne yapmışsın? Ya kardeşim küfür etme. Elektrik mühendisisin, elektronik mühendisisin. Ne olursa ne oluyor ya. Sadece fikrini sun, fikrini. Boş boş konuşma. Oturup konuşma ya. Oradan şeyin videonun altına küfür yazacağına. Ya bu çok şey yapıyor. La küfür edeceğine. Yap kardeşim ya. Bir şeyler yap. Bir şeyler bul. La hiçbir şey bulmuyorsan. Evet şu basit bir şey. Bak ben de inanıyorum. Bu çok basit bir şey. Ama fikir önemli olan. Bunu yapabilmek önemli olan. Bazı arkadaşlara bakıyorum. İnan ki takdir ediyorum ya. Adam 60 yaşında, 55 yaşında. Necdet Deloğlu, Dedeoğlu mu? Deloğlu diye bir tane adam var. Adam inanın ki güzel şeyler yapıyor ya. Adamı takdir ediyorum. Elektronikte. Adam ilkokul mezunu sanırım. Adam yapıyor ya. Takdir ediyorum. Senin gibi elektrik elektronik mühendisi ya da elektrik mühendisi yan gelip yatıyor. Yan gel Osman, büyüt karpuzu. Lan bir şeyleri izle. Bilgisayarın başında oturup boş boş oturmayın. İnanın ki boş boş oturmayın. Bu bilgisayar araştırma yapın. Bir şeyleri bulun. Çözün. Bu teknoloji müthiş bir teknoloji aslında. Oturup düşünülse, inan ki çok iyi ya kullanılsa müthiş bir şey ya. Ya adam senin fikirlerini bak benim fikrimi al. Adımı söyle. De ki ya bu fikri aldım bu arkadaştan. Bu arkadaşa sonsuz teşekkürler. Bu adamdan bunu aldım. Ben bunu geliştirdim. Ve ben sana çıkayım. Bak görüyor musun nasıl hava veriyor? Ben sana çıkayım teşekkür ederim. Teşekkür edeyim. Kardeşim teşekkürler geliştirdin. Ben de aynısını yapacağım. Ya senin fikrin daha iyiymiş. Güzel yapmışsın diyebileyim ya. Sen de bak bir şeyler kat ya. Boş boş düşünme. Bakma. Bir şeyler düşün. Bilgisayarın klavyenin başında küfür etmekle ya da bir şey yapmakla elinize bir şey geçmiyor. İnanın ki bir şey geçmiyor. Ben çok konuştum sanırım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için size sonsuz teşekkürler. Biraz başınızı ağrıttıysam özür dilerim. Ama bunları lütfen bir şeyleri bulun. Bak saatlerdir kaç dakikadan belli şuraya kadar su indi. Bak. Bak ya 5 litre ya bu 5 litre. 5 litre 2 saat. İnan ki şu suyu bile dinlendiriyorsun ha. Şu suyu akvaryumda direkt suyu klorlu su bilmem ne su kullandırmıyorsun. Sen hem iki iş yapıyorsun. Şu suyu alıp dinlendiriyorsun yani.
Şunu al. Suyu dinlendir. Aktar balıklarını akvaryumunun içine. Bak, hem hava veriyor hem dinlendiriyorum suyu. Suyun gücü. Bak orada da damla damla damlıyor ha. Damlıyor bak. Bak nereye kadar gelmiş su. Bak. Kaç dakikadır konuşuyoruz. Nereye gelmiş su? Hiçbir şey yok. Al kardeşim ya. Yap bunu. Bak havayı, havanın sesini dinle. Ben susayım. Bak. Sadece sesini dinle. Bak şu yüzden de göstereyim. Bak nasıl hava veriyor. Bunu akvaryum düşün. Aa. Hadi abone olmayı unutmayın. Eğer sizin de fikriniz varsa lütfen videoların altına yazın. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırız. Gerçi benim fazla imkanlarım yok. Ben sadece basit şeyler yapıyorum. Eğer önümde imkanlarım olsa çok şeyler, güzel şeyler yapabilirim. Benim hayalim ne diye sorarsanız denizden elektrik üretmek. Bu var gerçi. Bunu yapmışlar. Çok iyi bir şekilde yapmışlar arkadaşlar. bunu yapıyorlar da. Ama benim şeyim, ben hem denizin suyunu alıp denizden suyu elektrik üretip geri denize suyu vermeyi, deniz suyunu vermeyi, bu bir de tarımda robot kullanmayı. Yani ben hiç şey yapmayacağım. Evde oturacağım, yatacağım. Gidip o tarlayı sürecek, otunu alacak. Öyle bir robot yapmayı düşünüyorum. Eğer imkanım olursa ileride yapabilirsem çok iyi olur. O da böyle 50'yi falan bulur. İleride böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Çok güzel şeyler yapılabilir aslında. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.